Cemre. Cemre Korkmaz 16 yaşında. Nerede annesi? Gel. Cemre. Şurada bak. 14 yaşında çocuğun annesi gözyaşı döküyor. Nerede çocuğum, öldü mü kaldı mı? Oğlum bensiz kahrolmuştur diyor. Bu 16 yaşındaki Cemre de efendim kaçtı gitti. 17 Ağustos'tan beri yok. Anne baba perişan. Cemre ya da arkadaşları bizi izliyorlardır, izleyeceklerdir. Kızını hemen ara. Yani şimdi bu çocukları da bulduğum zaman gerçekten hani çocuğa şiddete hayır, kadına şiddete hayır ama. Yani arada çimdiriyorum zaten, bunu itiraf edeyim geldiklerinde. Bu lise 3. sınıf öğrencisi. 20 yaşında da Fatih Gümüş isimli bir erkek arkadaşı varmış. Öyle mi? İki evet. Teli'de oturuyor. Fatih Bey şoförlük yapıyor. Baba Levent Bey ilişkilerini öğrenince Cemre'nin telefonunu da eline almış. Cemre de 5 Ağustos günü evden kaçıp Fatih Gümüş'ün evine gitmiş. Ardından Fatih Korkmaz ailesini arayıp kızınız bizim yanımızda diyor. Siz de gidiyorsunuz, Cemre'yi alıyorsunuz. Tabii karakolluk oluyorsunuz. Kız 2002 doğumlu bu arada. Çok küçük yani. Sonradan da sosyal hizmetlere verilmiş. Siz mi dediniz sosyal hizmetlere verin, yoksa savcı genel o uygulamayı mı yaptı? Yani Cemre ikna olmadı. Eve dönmeye mi ikna olmadı? Eve dönmeye, babasıyla tartıştığı için ben eve gelmek istemiyorum, yurtta kalmak istiyorum dedi. Ne ben ne polis ikna edemedik 5 Ağustos'ta. Yurtta kalmayı tercih etti. Sosyal hizmetleri alındı. 17 Ağustos'ta, 16 Ağustos'ta sosyal hizmetlerden beni aradılar. Kızınız burada, gelip görüşün dediler. Daha önce de gitmiştim, başka bir yurda alınmıştı. Gittim, görüştüğümde de hani kızın pişman olduğunu, eve dönmek istediğini, babasıyla da özür diledi. Babasından özür diledi. Ben pişmanım, eve gelmek istiyorum gibisinden. Babası da gitti 17 Ağustos günü eve getirdi. Getirdiği gün, getirdiği saatte zaten iki tane kız ortaya çıkıyor. O iki kız da ortadan kayboluyor. 17 Ağustos saat 11.30 civarlarında, 11.16 tam kapıya giriş anında güvenlik kamera kaydı var. Kapıya giriş anında iki tane kız ama yani hiçbir şekilde tanımıyoruz. Yani baba da eve, baba eve getirdi mi kızı? Baba eve getiriyor, o kızı görüyor zaten baba da. Ya içeri girdi mi Cemre? Cemre içeriye giriyor. Bir evde yarım saat kadar duruyor, üstünü değiştiriyor, duşunu alıyor. Baba işe gittikten sonra Cemre'yi aşağıda bekliyorlar. O iki tane kız, tanımadığımız kızlar. O iki kızlarla beraber ortadan kayboluyor. 2002 doğumlu efendim. Gerçekten Allah yardımcınız olsun. Yani yapacak da hiçbir şey yok yani. Hani 45 gündür hiçbir haber yok. Hiçbir ses, hiçbir soluk o yok. O iki kızdır o yok. O iki kızları bulamıyoruz yani. Bilmiyoruz. O iki kızı tanımıyoruz. Cemre'nin... Yine Fatih'in yanına gitmiştir. Fatih polis ifadesinde ben bilmiyorum, ben de görmüyorum. Ben gittim bizzat evlerine habersiz, ansızın. Hani Fatih evde miydi? Fatih evdeydi. Annesi evdeydi. Biz de bilmiyoruz, biz de arıyoruz gibisinden laflar söylediler. Bakın dedim hani Müge Anlı'ya çıkacağım artık, yani bu haddeye geldim. Ben dayanamıyorum artık, Müge Anlı'dan yardım dileyeceğim dedim. Çıkın biz de çıkarız. Yeter ki kızımız bulunsun ifadesini bulun. Yok diyorlar. Kullandılar. O zaman eğer çıkarız diyorsa Fatih de gelsin o zaman. Arasın bir dönem ona gittiğine göre. Evet. Ya ben şimdi tabii hani kendilerini arar mı aramaz mı bilmiyorum da belki sen de özlemişsindir anneni. Şimdi belki korkuyordur bu kadar uzun zaman. Cemre'cim bizi ara, korkacak da bir şey yok. Lütfen onun yanında tutanlar da arasınlar. Lütfen efendim, lütfen.